Yani İran'ın dur diyecek bir hali yok kimseye. İran kendisini korumaya çalışıyor. Başka bir yapabileceği bir şey de yok. Bütün gücünü denedi. Yani efendim yüksek süratli sesin 5 katının üzerindeki füzeleri denedi. O füzeler genellikle patlayıcıları çok azdır. Yumurta kadar patlayıcı taşır. Zaten o yüzden de İsrail'de çok büyük etki yapmadı. Öbür balistik füzeler ise yani uzaya doğru yaklaşıp da gelenler ise rahatlıkla İsrail'in Arrow 3'leri tarafından önleniyor. Bir sorun olmuyor. Yani demir kubbeye gerek kalmadan önleniyor. Bunun yanı sıra malumunuz İHA ve SİHA'ları kullandılar. Dronları kullandılar. Uzaktan itibaren bunları da malumunuz çok uzak olduğu için İran, İsrail'e yolda genellikle Amerikan, İngiliz uçakları da İsrail uçaklarına katkıda bulundu. Bunları da makinalı toplarıyla çok ucuz bir harcama sonucunda düşürdüler gitti. Yani İran bütün silahlarını denedi. Şimdi ise en önemli silah konumu şuna geliyor. O da kamikaze dronlar, yani Hizbullah'ın atabileceği kamikaze dronlar. Niçin kamikaze dronlar? Çünkü kamikaze dronlar dünyanın yuvarlaklığı nedeniyle alçak irtifadan geldikleri takdirde görülmeleri zor olduğundan dolayı efendim alarm vermiyor sistemler. Alarm vermeyince de bir yerde düştüğünde büyük bir zarar yaratabiliyor. Binyamina'da kasabasında işte biliyorsunuz bayağı bir yaralı miktarı, 8 ağır bir kısmı da öldü ve bu tabii ki büyük bir Hizbullah'a güven verdi. Fakat söylüyorum yani bu demir kubbeyle de çok fazla alakası yok. Neden yok? Demir kubbe belirli radarlarla görüyor. Bu radarlar genelde roketler yüksekten atıldığı için, mesela Hamas devamlı roketleri yüksekten atıyor. Yüksekten atınca da görüyor, demir kubbe düşürüyor genellikle. Ama bu dediğim gibi kamikaze İHA'lar radarların görüş imkanının altında uçtukları için dünyanın yuvarlaklığı nedeniyle, ben bunu bakın yıllardır söylüyorum. Husiler tuttular, efendim Suudi Arab'ın ondan sonra iki tane rafinerisini vurdular. Alçaktan gelen efendim İHA'yla, alçaktan gelen İHA'yla. Yani neden görmedi dediler o zaman patriotlar, matriotlar. Görmez. Dünyanın yuvarlaklığı nedeniyle görmez. Çünkü Suudi Arabistan'ın rafinerilerin olduğu yer tamamen düzlük. Bir tepe olmadığı için yüksekten görme imkanına sahip olmayınca bu şekilde patriotlar görmez, bir şey yapamaz.